Başkent gündemine ilişkin aktaracağımız birçok konu var. Bu konular neler? Yaşananlar başkentin siyasi dengeleri açısından ne anlama geliyor? Yapılan açıklamalar nasıl yorumlanıyor? Tüm bu soruların yanıtlarını Mehmet Sümer'den alacağız. Mehmet, söz sende. Özlem, senin de söylediğin gibi birçok konu var Washington'da şu anda konuşulan ama en sıcak olandan başlayacak olursak Başkan Donald Trump'ın şahsi doktoru, kendisine ki bu doktoru Dr. Bornstein, bu doktor kendisine başkanlık seçimleriyle ilgili sağlık raporu vermiş olan doktor. Birkaç gün önce doktor FBI ajanları ve korumaların kendi ofisine baskın düzenleyerek Başkan Donald Trump'la ilgili sağlık kayıtlarını aldıklarını söylemişti. NBC televizyonuna verdiği röportajda da daha fazla ayrıntılar verdi ve bu defa da Başkan Donald Trump'ın başkanlık başvurusu esnasında kullanılan sağlık raporunu bizzat kendisinin yazdırdığını telefonda söyledi. Ve raporda da hatta muhteşem sağlıklı, son derece sağlıklı, daha başkan seçilmesi halinde seçilmiş en güçlü, en sağlıklı başkan olacak gibi ifadelerin olduğu bir rapordan bahsediyoruz. İşte bunların ortaya çıkması Başkan Donald Trump'ın sağlık raporuyla ilgili, sağlık raporunun tamamen kendisinin sahte bir rapor yazdırmış olduğu iddiası şimdi şu ara en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Ayrıca dediğim gibi doktorun ofisine FBI ajanları ve korumaların baskın yaparak tüm sağlık kayıtlarını, Donald Trump'ın sağlık kayıtlarını almış olması da yine bir başka konu. Yine üzerinde durulan bir başka mesele ise Beyaz Saray'dan yapılan basın açıklamalarındaki imla hataları ve yazım hataları. En son olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programı ile ilgili bir takım belgeler açıklamasının ardından yapılan yazılı açıklamada Beyaz Saray'da İran'ın sanki şu anda bir nükleer silah programı varmış gibi bir ifade kullanıldı. Ancak daha sonra bu ifade düzeltildi ve daha önce daha önceden bir nükleer program yürüttüğüne dair bir ifadeyle değiştirildi. Bu da yine benzer şekilde bir nevi hani bir skandal olarak yorumlandı. Çünkü ilk kez yaşanmıyor. İsrail-Filistin barışı konusunda da kalıcı barış ifadesi yerine kalıcı şeftali şeklinde bir ifade kullanılmıştı. Peace ve peach kelimelerinin İngilizce birbirine yakın olmasından dolayı. Ancak bunun da dışında Japonya Başbakanı için Japonya Cumhurbaşkanı, Çin Halk Cumhuriyeti yerine de Çin ifadesi kullanılmıştı. Dolayısıyla bu tarz yazım hatalarının yapılması, ki diplomaside noktanın virgülün bile öneminin büyük olduğu biliniyor. Dolayısıyla Beyaz Saray'dan son dönemde yapılan basın açıklamalarında bu tarz hataların yapılmış olması yine üzerinde durulan konulardan bir tanesi. Ve tabii ki üçüncü bir konu da hiç bitmeyen konu Rusya soruşturması. Rusya soruşturması ile ilgili özel yetkili savcı Robert Mueller'ın Başkan Donald Trump'a hangi soruları yönelteceğine dair bir haber New York Times gazetesinde yer aldı. Ve bu sorulara Başkan Donald Trump yanıt verecek mi, vermeyecek mi? Avukatları Başkan Donald Trump'ın Mueller'la bir araya gelip bu soruları yanıtlamasına onay verecek mi, vermeyecek mi? Şimdi en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Tabii bir taraftan da Robert Mueller'ın Başkan Donald Trump tarafından görevden alınıp alınmayacağı konusu da yine tartışılmaya devam ediyor. Mehmet Sümer, Başkent Washington gündemini tüm ayrıntılarıyla paylaştı. Teşekkürler Mehmet.